Çok kıymetli yarım kayalı hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor, iyi seyirler diliyorum. Doğu Anadolu. Çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kadim şehir Tunceli. Munzur Sıra Dağları'na, Munzur Suyu'na komşu geldik. Eskiden Dersim olarak adlandırılmış olan bölgedeyiz. Selam olsun Fırat'a, Ovacık Ovası'na, Mercan Vadisi'ne, dağların buzullarına, yamaçlardaki vargit çiçeklerine, kuş ağaçlarına. Selam olsun Munzur Baba'ya, Harami Deresi'ne. Efil efil rüzgar çarparken yüzümüze, büyülü dağların yamacından geçtik, buz gibi sulardan içtik, şırıl şırıl derelere ayaklarımızı soktuk ve 1300 metre rakımda Ovacık ilçesine vardık ki Yarımkaya köyünü ziyaret edelim. Ziyaret edelim de İstanbul'dan, Ümraniye'den getirdiğimiz hasret dolu selamları dağa, taşa, ağdaki koyuna, kuzuya, kapıda öten horoza, dağların bülbülüne, konuya, komşuya, anaya, babaya, kardeşe iletelim. Eski adı Hemzi Kuşağı olan Yarımkaya Köyü, 1960 nüfus sayımından itibaren günümüzdeki adıyla kayıtlarda yer alıyor. 1994 yılının Ekim ayında PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri tarafından boşaltılan köy, 2010 yılından bu yana tekrar yerleşime açıldı. Göç ayırmış ata ocağından Yarımkaya köylüleri. Yurt içine de yurt dışına da dağılmışlar. Ama akılları hep güzel yurtlarında kalmış. Ümraniye'yi mesken tutmuş olan Yarımkaya köylüler, kurdukları derneğin çatısı altında bir araya gelmişler. Gelmişler ki kopmasınlar birbirlerinden, sahip çıksınlar köylerine. İşte bu amaçla kurmuşlar Tunceli ili Ovacık ilçesi Mercan Vadisi Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni. Birbirlerinin iyi günü de, kötü günü de, bayramda, seyranda, ölümde, taziyede vesile olmuş omuz omuza olabilmeleri için. O kadar güzel yollardan geçiyoruz ki Yarımkaya'ya ulaşmak için. Bazı yollar var, çıktığınıza şükrediyorsunuz. İyi ki diyorsunuz. İyi ki. Yarımkaya Köyü, Tunceli iline 92 kilometre, Ovacık ilçesine ise 30 kilometre uzaklıkta. Köyün girişinde harman yerinin önünden geçiyoruz. Patoz makinası üstüne düşen görevi yapmış belli ki, dinlenmeye çekilmiş. Çiftçinin göz
Göz nuru tarım makinaları sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar sabırla. Köylü terini akıtıyor toprağa. Yarım kayada sohbetler de edeceğiz. İlkin köy muhtarımızın yanına varalım ve temel bilgileri kendisinden alalım. 39 yaşında oldukça genç bir muhtarımız var. Evet, muhtarımız Veysel Erenler karşımızda. Köyümüz yaklaşık 20-25 hane. Köyümüzün geçim kaynakları genel olarak hayvancılık, arıcılık. Çok az bir kısımda tarım yapılabiliyor. Köyümüzde eğitim ve öğretim taşmalı eğitim var. Burada okul olmadığı için ilçe merkezine gidiyor öğrenciler. Şu an bizim köyde 5-6 öğrenci var Yarımkaya köyünde. Kışın burada hayvancılık yapanlar genelde ilçe dışına ya da il dışına gittikleri için hane sayımız çok düşük. 3-5 hane ancak kalıyor. Köyde aslında bölge olarak baktığımızda su yönünden zengin bir bölgede yaşıyoruz. Fakat burada yatırımların gelmemesinden dolayı yani içme sularında, sulama sularında çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Onunla ilgili büyük sıkıntılarımız var. Köyümüze son dönemlerde dönüşler yoğun bir şekilde yaşanmakta. Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız köylerine dönüş yapmakta. Şu an bu sene örneğin mesela benim köyümde 6-7 kişi yerleşmiş durumda yeni gelenler. Köye geri dönüşlerin olduğunu duymak çok güzel. Köyün su sorununun da bir an önce çözülmesini umuyoruz. Bir köyün olmazsa olmazı tavuklar. Size de merhaba. Suyun kenarında konuşlanacak çok güzel bir yer bulmuşsunuz kendinize. Küçük bir bostanın içine giriyoruz. Bakalım neler ekilmiş, neler büyümüş. Boy boy fasulyeler. Yarımkaya köyünün bağlı bulunduğu Ovacık ilçesi genelinde fasulye ve buğday yetiştiriciliği önemli bir yere sahip. Bunun da altını çizmiş olalım. Evet, harika bir salatalık. Ben oldum diyor sanki. Biberler. Domatesler askıya alınmışlar. Patatesler. Köylümüzden öğrendiğimize göre yeşil yonca oldukça verimli bitiyormuş bu toprakta. Bu ağıl küçükbaş hayvanların yuvası. Koyun ve keçi besleniyor burada şu anda. Son yıllarda küçükbaş hayvancılık büyükbaş hayvancılığa göre daha karlıymış, öyle diyor köylümüz. Köye geri dönüşlerin olduğunu söylemiştik. Bakın, imkanı olan evini inşa ediyor işte böyle. Burada da başka bir inşaat var. Kolay gelsin ustam. Evi bitene kadar bu çadırda kalacak köylü. İnsanın zaman zaman gidebileceği, bazen şehrin tüm keşmekeşinden kaçabileceği, hatta tamamiyle dönebileceği bir köyün olması ne güzel. Teyzemizle sohbet edelim şimdi de. İstanbul'dan gelmiş teyzemiz. Merhaba teyzeciğim, bize kendini tanıtır mısın? Nasıl bir köy Yarımkaya köyü? Bu köyde zaten büyüdüm, evlendim yani. Gurbette yani doğdum. Küçüktüm buraya geldiğimde. Küçüktüm yani. Doğum tarihi. Doğum tarihim Kastamonu. Ondan sonra küçüktük buraya geldik. Burada büyüdüm, burada evlendim, burada düğünümü yaptılar. Aynı köylüyüz yani. Çok ekin ekiyordu eşim, çok buğda diyorsun, arpa diyorsun, tarı diyorsun, yaz buğdası diyorsun.
Can su sesi geliyor kulağımıza. Öyle kıymetli, öyle hayat veren, can veren bir ses ki bu. Şükür diyoruz, şükür. Kışa hazırlık yapılıyor Yarımkaya'da, diğer tüm ovacık köylerinde olduğu gibi. Odunlar sobada çıtır çıtır yanacaklar kışın. O kış ki çok çetin geçer buralarda. Çok soğuk olur ovacıkta, Yarımkaya'da. Kışın adı kara kış olur bu topraklarda. Sis olur dağlarda, kırağı olur. Yerden bir türlü kalkmak istemeyen bembeyaz kar olur. Doğa harika bir güzelliğe bürünür bürünmesine de köylünün işi ağırlaşır uzun süren kış ayında. Bir köy çeşmesi. Öğreniyoruz ki elektriğin olmadığı zamanlarda yiyecekleri saklamak için köyde bol olan sudan yararlanılırmış. Şöyle ki bu ahşap dolabın kapağı varmış eskiden. Yiyecekler bunun içine konur ve suyun üstünde tutulurmuş ki bozulmasınlar. Tabii buz gibi buraların suyu. Ne zaman ki elektrik gelmiş köye, buzdolapları hayatlara girmiş, o zaman artık işi kalmamış bu ahşap dolabında. Köprüden de geçelim. Çeşme yapılana kadar kaynak suyu bu şekilde değerlendiriliyor. Burada tamaz denilirmiş. Diğer adıyla kara erik. Harika görünüyor dalında. Ağaçtan yapılmış bu baraka. Çamur, toprak ve saman bir araya getirilerek sıva olmuş ağaçların arasına. 1994 sonrası inşa edilmiş bu baraka. Köyde Mehmet Başak abimizle sohbet edeceğiz son olarak. Harika bir dağ görüntüsünün ortasında arı kovanlarının yanında rastladık abimize. Kolay gelsin. Kulak verelim kendisine. Yani arıcılık güzel bir meslek. Bakılırsa, iyi şey hakkı verilirse. Yalnız meralarımızın yani tahrip edilmesinden dolayı, meralarımızın korunmamasından dolayı biz yeterince verim alamıyoruz. Bu 100 arıdan, 120 arıdan 50-60 arının verimini ancak alıyoruz yani. Kışın arılarımızı burada yani yörenin arıcılar hiçbiri de burada bırakmıyor. Hepimiz gezginci arıcılık yapıyoruz. Ondan sonra kimileri Antalya, Mersin, Adana, Hatay, buraya yakın Çemişkir'e falan götürüyorlar. Ben de kendilerimi Bursa'ya götürüyorum. Bursa'da ikamete ettiğim için Bursa'ya götürüyorum. Oh, bu manzara ömrü uzatmaz mı? Serin serin oturuyor köy ahalisi. Sohbetiniz bol olsun dostlar. Hayran kaldık köyünüze. Ne güzel bir ilçe Ovacık. Köyün eski okuluymuş burası. Şu an konut olarak kullanılıyor. Muhtarımız bahsetmişti. Eğitim taşımalı sistemle yapılıyor köyde. Bu gördüğümüz bir ekmek sobası. Ateşin üzerine saç konuluyor ve mis gibi ekmekler pişiriliyor. Ağacı nasıl da mis gibi yaymış kokusunu etrafa. Oldukça heybetli bir yere geldik. Gülhanlar mezrasıymış burası. İstanbul plakalı otomobiller görüyoruz. Burası bir piknik alanı. Ne güzel geliyor suyun sesi. Bu köprüden de geçelim. Yazılası, resmi çizilesi bir şehir Tunceli.
Ovacık, yarım kaya o kadar güzel ki. Aşık Mahsuni Şerif'in içli bağlamasından döküldüğü gibi. Çökük yollarını gezdim dolaştım. Bir Hozat, Ovacık, bir de Tunceli. Açık çıplak kullarıyla ağlaştım. Bir Hozat, Ovacık, bir de Tunceli. Öleyim göğsüme girdi Tunceli. Benim efendim, benim sultanım. Aşk sadece insanın insana muhabbeti değildir ki. Yaradan'ın elinden çıkmış bu tablovari güzelliğe de aşık olunur. Hayranlıkla kaydettik her bir karışını yarım kayanın. Ve vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık tabii. Gün sona eriyor. Akşamın eli kulağında. Az sonra herkes evine çekilecek, hayvanlar ağılına girecek. Bir gün daha bitiyor. Gel gelelim, biz geçen bugünümüzü bir kazanç kaydettik hanemize. Tanıdık yollardan geri dönüyoruz. Ama biz eski biz değiliz artık. Geldiğimiz o ilk halden daha fazlasıyız. Yarımkaya köyünün sıcak yürekli canları. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Tunceli'de, Ovacık'ta olmak, güzel köyünüzü, Yarımkaya'yı tanımak o kadar mutlu etti ki bizi. Hoşça kalın. Sağlık ve huzurla yaşayın güzel köyünüzde. Bundan böyle bizim de rüyamıza girsin bu güzel dağ tüm heybetiyle. Masallar anlatalım dibinde. Munzur suyunun sesi çağlasın kulaklarımızda, şehrin kalabalığından her bunaldığımızda.